Bölgeye bir gitmem lazım. Sinan Yılmaz hazır. Köyün de girişinde sanırım. Sinan'da yeni bilgiler var. Hemen Sinan'a dönelim. Sıdık. Evet, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmaya devam ediliyor. Bu sıcak bilgiyi sizlerle paylaşalım. Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi şu an için gözaltına alındığını paylaşabilirim, söyleyebilirim. Biraz önce ben bilgiye ulaştım. 21 şüpheli gözaltına alındı ve ifadeleri hala devam ettiğini söyleyebilirim. Biz şu anda köyün giriş kısmındayız. Giriş kısmındayız. Köye giriş ve çıkışlar şu anda yasak. Kamera arkadaşım Mehmet Sıddık Bilge şimdi birazdan ekranlara taşıyacak. Sıcak bir bilgi. Narin Güran soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Maalesef Narin Güran 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Ve Narin'i bulmak için yoğun bir arama çalışması yapıldı 19 gün boyunca. Ve bu sabah itibariyle saat 8:45 geçe Narin'in cansız bedenine ulaşıldı maalesef. 19 günlük bir umut vardı. O umut maalesef gözyaşına bıraktı yerini. Köyün giriş çıkışları kontrol altında. Bakın jandarma trafik ekibi burada bekleyişlerini sürüyorlar. Burada bekleyişlerine devam ediyorlar. Köye şu an için kimsenin girmesine ve çıkmasına kesinlikle müsaade edilmiyor. Bakın Narin Güran için bir mezar hazırlandı. Mehmet Sıddık Bilge şimdi ekranlara taşıyacak. Narin Güran için hazırlanan mezar, bakın şu anda ekranlara taşıyoruz. Mezarın toprağı da ve toprağın üzerinde de kürekler, kazmalar şu anda mevcut. Evet, Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alınmış durumda. 21 şüpheli şu anda var. Ve şüphelerin ifadesi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Narin Güran 8 yaşında bir kız çocuğuydu. Hayalleri, umutları, hedefleri olan bir kızdı. 21 Ağustos tarihinde evden çıktı. Anne, ben Kur'an kursuna gidiyorum demişti. İşte o günden sonra da bir daha da eve dönmedi, dönemedi. Günlerce, haftalarca arama çalışması yapıldı. Bakın burası köyün giriş kısmı. Burası tamamen arandı, bakıldı. Detaylı bir şekilde incelemesi yapıldı. Adım adım komando birliği burada dolaştı, gezdi. Yine AFAD ekipleri buradaydı. Hem insansız hava aracı hem helikopter detaylı bir şekilde bölgeyi taradı. Maalesef Narin bu sabah itibariyle 8:45 geçe cansız bedeni dere kenarının yanında bir çuvalın içerisinde üzerine taş bırakılmış vaziyette tespiti yapıldı. Maalesef üzücü bir olayı sizlerle paylaşıyoruz. Olay ile ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri hala devam ediyor.